Hoş geldiniz. Allianz katkılarıyla hazırladığımız Olimpiyat Umutları programımızda bir bölümle daha sizlerle beraberiz ve yine tabii ki Mustafa Taha karşımda. Ben Caner Eler, Mustafa Taha ile beraber sizlere yine olimpiyat tarihinden ya da günümüz olimpiyatından bazı enteresan hikayeler anlatmaya çalışacağız. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk Caner. Yine buradayız. Evet, neredeyiz? Kopamadığımız muhteşem atletizm salonumuz İstanbul'daki Ataköy'deki tesisteyiz ki yine hatıralarımız tabii ki canlanıyor diyelim. Burada başladık. Sanki burada bitiriyoruz gibi serüvenimizi. Vallahi nasıl 6 bölüm yaptık? Hatırlamıyorum 66 yani. 66 bölüm gibi mi geldi? Ya aslında 100 bölüm daha yapabilirmişiz onu anladım tabii. Yani. Enteresan bir hikaye konuşacağız. Normalde olimpiyat tarihinden kimleri konuşuruz? İşte atletleri konuşuruz, yüzücüleri konuşuruz. Çok az anlatılmış bir yönünden bahsetmeye çalışacağız. 1912 Stockholm olimpiyat oyunlarından 1948 Londra'ya kadar aslında sanat dallarında da bildiğiniz bayağı olimpiyat oyunlarında müsabakalar düzenliyor. Yani nasıl derken iki resim karşılaştırılarak ya da dövüştürülerek işte koşturularak değil. Ama 5 ana dalda sayalım. Heykel, resim, edebiyat, müzik ve en sonunda da mimarlık. O ilginç, enteresan aslında. Senin de dediğin gibi yani olimpiyatların, modern olimpiyatların babası Baron Pierre de Coubertin. Olimpiyatları kurgularken aslında bir seyahatinde İngiltere'ye gidiyor. İngiltere eğitim sistemini incelerken de aklına şey geliyor. Olimpiyatlar sadece hani sportif, fiziksel bir etkinlik değil. Aslında zihinsel bir etkinlik de olmalı. Zihinsel bir etkinlik nasıl olabilir? İşte sanat eserlerini buna entegre etmemiz gerekiyor diyor. Evet. 1800'lerin sonu gibi oluyor bu bahsettiğin değil mi? Aynen. Olimpiyatlar daha modern olimpiyatları planlamadan. Onun aslında hedefi 1900'de Paris'te olimpiyatları başlatmaktı. Ama antik çağdaki olimpiyatların merkezi olan Atina'da 1896'da ilk olimpiyatlar yapılıyor. Hatta kendisi de IOC'nin kurucusu olmasına rağmen IOC'nin kurucu başkanı olmuyor. Bir Yunanlı delegeye bu görevi bırakıyor ama olimpiyatı planlayan kendisi sanat eserlerinin olimpiyatta olması fikrini de herkese kabul ettiriyor. Antik çağ dedin. Aslında antik çağdaki ilk olimpiyat oyunları olarak kabul edilen o dönemden hani Yunanistan'da Helenistik çağdan kalan o olimpiyat oyunları hikayesini aslında o zaman da sanat dallarına ödüller veriliyor. O hikayeler biliniyor. Biraz oradan da esinleniyor. Ama sporun aslında bir yandan o barışı, işte olimpiyatın hala konuştuğumuz o değerleri, prensiplerini de beslemesi için. Çünkü sanat dalları nedir? Sanat daha o barışçıl amaçlarla yapılır. Biraz daha aslında sporun oradan algılanmasını da getirecek şekilde bir destek kuvvet olarak düşünüyor diye bir anlatı da var. Yani spor dalları gibi sanat dallarını da koyalım. Sporcular gibi orada sanatçılar da müsabakalara girsinler, madalya alsınlar. Böylece aslında sporun da sanat gibi algılanması meselesine, hani karşılıklı bir alışverişe, bir mental, bir felsefi alışverişe girmesini de istiyor. Muhtemelen ki orada sporda hırgür olmasın, çok o eski çağlardan gladyatör savaşçı algısı olmasın diye de bir algısı var. Buradan da sanat dallarını olimpiyat oyunlarının içine dahil ediyor. Ama nasıl madalya veriliyor? Jüri var galiba değil mi? Aslında işin ilginci ilk 1912 Stockholm'de bu madalyalar verilmeye başlıyor. Ama amaç aslında 1906'da Roma'daki olimpiyatlarda verilmiyor. Olimpiyat oyunları Roma'da yapılacaktı. Ama Vezüv yanardağının infilak etmesiyle birlikte bütün fon oraya aktarılınca doğal olarak Londra'ya olimpiyat kayıyor. Londra'nın da hazırlıklı olmadığı için Londra'da yapılmıyor bu. Stockholm'lerde aslında çok sıcak bakmıyor ilk başta. Yani evet. Hani sporun olduğu bir yerde niye sanat var diyor. Realist İskandinavlar hemen devreye giriyor. Aslında gerçekten doğru söylüyor. Şimdi baktığınızda hani 1900'lerde hani olimpiyat deyince sanatın nasıl bağdaştıracaksa ama bağdaştırılır. Bir de o zamanın zeitgeist'ini, zaman ruhunu düşündüğünde daha da alakasız gelme ihtimali fazla sanırım. Ki ilk olimpiyatlara da 35 tane katılıyor. Dediğim gibi 5 sanat dalında. Çok fazla değil ama Pierre de Coubertin'i memnun ediyor. Hatta memnun etmekle kalmıyor. Kendisi mahlasla 2 şiir yazıyor edebiyat alanında. 6 madalya kazanıyor sanırım ki. Sanırım madalya kazanmak için yapmış olabilir mi diye de düşünmüyor ki, değilim bu. İlginç olan da şu aslında burada olan. Alman bir şair adına mahlasla katılıyor ve Almanya'ya madalya kazandırmış oluyor aslında. Baktığımız bir Fransız Almanya adına. Şeyi öngörememiştir. 4 sene sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya Fransa'yı işgal etmeye çalışacak diye öngörememiş olabilir. O dönemde işte önemli sanatçılar jüride oluyor.
ilk Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazar, işte Selma Lagerlöf örneğin edebiyat jürisinde var. Bu tip isimler... Şeyle var galiba değil mi? Igor Stravinsky var. Evet, müzik jürisinde. Ünlü besteci. Ki evet. Şimdi böyle bir jüride de kazandığınız ödüller çok değerli. Yani evet. Bu kadar zorlu bir jüride. Hani jüriler kuvvetli. Sıradan yazarlar ya da sıradan müzisyenliğin olduğu bir jüri değil ya da sıradan mimarlığın olduğu bir jüride değilsiniz. O yüzden burada kazanılan ödüller çok değerli. İlk olimpiyatlarda işte 1912'de 35 tane eser katılıyor. Sonra Paris'te bir sonraki olimpiyatta eser sayısı 193'e çıkıyor. Çok ciddi bir artış aslında. Evet, popüler oluyor bayağı aslında. Popüler yani oluyor. Spor dalları kadar popüler oluyor 1924'te anladığım kadarıyla. Hatta üstüne şöyle 1928 Amsterdam'a geldiğimizde de 1100'ü geçiyor eser sayısı. O kadar çok eser sergileniyor ki. Yani işte resimler, şiirler, heykeller, besteler, bir de onlar da şey. Tabii. Yani çok yeni üretiliyor. Bir de şartlarda şey var değil mi? O olimpiyat oyunu için ilk defa üretiliyor olması lazım. Yani ben bir ara bir resim yapmıştım, şurada sergilemiştim de olmuyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ve bir şartta galiba sporla alakalı yani spor anlatması ve içeriğinde sporun olması gerekiyor. Dediğin gibi olimpiyata özel ve spor içerikli olması. Atıyorum. Hani senin 15 yıl önce yaptığın bir eserle katılman mümkün değil. Ben seni çizdim götüremiyor muyum hocam? Götüremiyorsun. Ama senin böyle atletizm pistine çizersem nasıl? Olur tabii. O zaman aldım olsa, o madalya. Işte, en kötü bronz alırım. O zaman bu programı çekseydik 100 yıl önce demek ki şansımız vardı madalya kazanmak için. Benim resim yeteneğim çok fazla yok. Bilmiyorum belki sürdürülebilir bir resim yapardın da. Olabilirdi. Şimdi bu kadar fazla sayıda eser evet. Katılınca bir de çözüm bulmuşlar. Nedir? Amsterdam'da Belediye Meclisi'nde bu eserleri sergilemek. Vay güzel. Sergilerken de farklı bir yöntem seçmişler. Ülke ülke sergilemişler. Her şeyi değiştiriyorlar. Kategori kategori değil mi? Evet. Yani şey atıyorum resim kategorisi değil de ülke. Aynen normalde anladım. Nasıl beklersin? 5 kategori İlginç var. Aslında. 5 kategori yapacağımız demişler. Yükselen ulus şeyini de herhalde karşılayan bir şey o dönem. Hani dünya konjonktürünü de bir sanki hafif tezahürü gibi hissettim böyle kategori değişimini. Ki baktığımızda aslında... Evet. Her olimpiyatta bu sanat eserliğiyle ilgili büyük aşamalar kaydediliyor. İlginç olan şu, her olimpiyatta sanat eserlerine ilişkin ilgi artıyor. Bunda bir tek istisna olarak 1920 Antwerp'i görebiliriz. Orada çok fazla beklenen ilgi görünmüyor. Bir Dünya Savaşı'nın hemen arkası zaten. Ki, en ağır etkilenen ülkelerden biri Belçika. Biraz daha uzak kalınıyor sanırım o tabii şeyden. Tabii katılanlar da zaten genelde evet. Yerel sanatçılar oluyor. ama 1928 Amsterdam'ın ardından 1932'de Los Angeles'ta yapılan olimpiyatlarda Avrupa kıtasına uzak bir noktada olmasına rağmen çok sayıda sanatçının gitmemesine rağmen çok sayıda eser gidiyor. Yine evet. 1100'ün üzerinde eser Amerikalılar gidiyor. Amerikalılar gemilerle yardımcı olup eserlerin taşınmasına da yardımcı oluyor bayağı. Ki ya taşınması gerekenlerin değil. Los Angeles'taki Bilim, Tarih ve Sanat Müzesi'nde eserler sergileniyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam 380 bin ile 400 bin arasında ziyaretçi topluyor. Aslında baktığımızda bugün bile bu sayı çok yüksek bir sayı. Sanat fuarı gibi oluyor aslında. Pierre de Coubertin istediği sonuçları 1928'den sonra almaya başlıyor. Bu açıdan evet. Baktığımızda doğru bir noktada. İlginç hikayeler de var. İstersen onlara da değinelim. Yani şimdi genel hikayenin dışında kendi kahramanlarını da yaratıyor. Nasıl biz işte anlatıyoruz bir sürü sporcunun hikayesini. Mesela örneğin 1912'de Walter Winans var. Winans Amerikalı. Hem atıcılıkta gümüş alıyor hem de gidip heykelde altın alıyor. Yani böyle spor dalında da yarışıp üstüne sanat dalında da yarışıp madalya alan enteresan figürler de var. Ki olimpiyat tarihinde hem sanatta hem sporda aynı olimpiyatta. Madalya alan. Aynı Stockholm'da evet. Madalya alan tek isim ki bunu da 60 yaşında yapıyor baktığımızda 60 aslında. 60 yaşında ya. Atıcılık da bu arada uzun yaşlar devam edilebilen bir spor. İşte binicilik öyle ama yani sanat dalının orada tabii yaş sınırının olmaması bunu iyice enteresanlaştırıyor hikayeyi. Macar sporcu Alfred Hayol da hem ilk olimpiyatlarda 1896'da Atina'da yapılan olimpiyatlarda yüzmede evet. Madalya alıyor. Sonra geliyor bir de mimaride madalya alıyor. Ve yıllar sonra 24'te. Evet. Yani daha yaşlandıktan sonra. Bayağı yaşlandıktan sonra. Mimar diyeyim. Oluyor işte ki birçok spor dalında mücadele ettikten sonra. Bir de gidip özel bir tasarım ki sonradan... Anlatılanlara göre de Budapeşte'de ve Macaristan'da birçok yerde eserleri var. Mimari eserleri var. Macaristan tarihinin ilk büyük sporcularından biri olmasına rağmen mimari alanında daha da hatırlanan bir isim. Yani çok enteresan aslında o açıdan. Şimdi 1932 Los Angeles'tan sonra çok olaylı bir olimpiyata gidiyoruz. Yani evet. Olimpiyat tarihinin belki de en fazla konuşulan olimpiyatlarından biri. Evet. 1936 Berlin. Yani Berlin o dönemdeki Berlin'in atmosferi
sıkıntılı bir atmosfer. Zaten olimpiyatta sıkıntılı bir ortamda gerçekleşiyor. Amerikalıların birçok itirazı da oluyor hatta bu konuda. Almanya'da düzenlenen bir olimpiyatlarda Almanlar daha fazla madalya alsın diye işte bu 5 ana sanat dalını alt sanat dallarına indirgeyelim ki daha fazla madalyamız olsun diyor. Olimpiyatlar bittiğinde Almanlar en fazla madalya kazanan ülke oluyor. Ama baktığımızda da orada ilginç noktalar oluyor. Örneğin savaş nedeniyle Almanlar 1916'daki aslında olimpiyata ev sahibi yapacaktı. O olimpiyata ev sahibi yapılmıyor. 1936'da yapıyorlar. 1936'da olimpiyatın düzenlendiği Berlin Olimpiyat Stadı örneğin en iyi mimari eser ödülünü kazanıyor baktığımızda. Orada şey de enteresan tabii. Sinema alanında da mesela ödül verilmesi istiyor. Sinema tabii çok yeni bir sanat dalı. Hani bu bahsettiğimiz 5 hani orada mimari daha sanat dalı olarak görülen taraf. İşte 1900'lerin başında sonuçta başka türlü bir bakış açısı var. Sinema daha yeni yeni, zaman zaman hatta yıllar sonra bile sinema sanat dalı mı değil mi diye tartışılan bir yerde duruyor. Ama Almanlar diyor ki hani sinemada olsun itiraz ediliyor. Yani kabul edilmiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ki sinemada da biliyorsun tarihte yetiştirdikleri en önemli yönetmenlerden biri Leni Riefenstahl, Alman kadın yönetmen. Ve olimpiyat oyunlarının belgeselini de çeken yani çok ünlü bir isim. Yine de Almanlar olimpiyatlarda yanlış hatırlamıyorsam galiba 5-6 madalya alıyorlar sanat tarafında. En fazla madalya alan ülke oluyor. Başka hikayeler var mı? Mesela şey diye hatırlıyorum galiba. Meşhur şair Yeats'in kardeşi gidip İrlanda'ya resimde altın getiriyor değil mi? Böyle enteresan olimpiyat oyunları dışındaki sanat hikayelerinden de bildiğimiz figürlerin bağlantılı olduğu enteresan hikayeler de var. Çok sayıda aslında bağlantılı isim var. Jack Butler Yeats 1924'te alırken aslında baktığımızda ünlü şair Samuel Beckett'ın arkadaşı. İrlanda'ya ilk büyük altın madalyası resimde gelir. Çok tuhaf. İrlanda tarihine baktığında ilk altın resimde alması aslında sanat dallarında ne kadar yaratıcı bir ülke olduğunu olimpiyat tarihinde de gösteriyor İrlanda. Her ne kadar kendisi olayın içinde olmasa da bu hikaye anlatıldığında hep Samuel Beckett'ın da adı geçiyor. Evet işte Beckett'ın arkadaşı, ünlü şair Yeats'in kardeşi, ressam Jack Butler Yeats. Böyle bir şeyim var, kartvizitim var. Son ermesinin sebepleri ne? İstersen biraz onu konuşalım. Yani neden artık 48'den sonraki 52 Helsinki ile beraber sanat dallarında ödül ya da işte müsabaka düzenlenmemeye karar veriliyor. 1952'ye gelene kadar herhangi bir IOC kotası yok. Herhangi bir IOC denetimi yok. Sonra oturup bakıldığında şöyle düşünülüyor. Yaş kriteri yok. Baktığımızda hani artık bir takım IOC üyesi olan ülkeler ve yöneticiler şey diyor. Bu çok dengesiz. Yani sporcuları biz bu kadar katı kurallara koyarken niye sanatla ilgili koymuyoruz? Doğru. Sonra kurallar koyulmaya başlandığında da istenilen seviyede, istenilen düzeyde bu olayın gerçekleşemeyeceği anlaşılıyor. Senin IOC kotan ya da IOC tarafına beğenilmeyen bir eserin giremediği bir ortamda artık hani katılımcı sayısı ya da katılan eserlerin değerinin azaldığı görülüyor ve 1950'deki Helsinki ile birlikte de artık bu bahsettiğimiz ilginç dönem sona eriyor. Sanırım şey algısı da net oturmaya başlıyor. Ya spor olimpiyatı dediğimiz bir şeyin içerisinde yani sanat dalını spor kabul edip yapmak ne kadar şey. Artık bir de algı da değişmiş. Yani o dediğimiz ilk konma sebeplerini koyan insanlar ve unsurlar da zaman ruhu da değişmiş. Kendi ödülleri var sanatçıların. Asıl önemlisi kendi ödülleri iyi para kazanmak. Yani o da amatör profesyonel algısında çok tuhaf bir yere giriyor. 73 yaşında John Copley'de şiirle galiba yanlış hatırlamıyorsam olimpiyat gümüş kazanıyor. Şimdi 73 yaşında ne yapsın, amatör mü kalsın? Yani yaptığı işten para kazanmasın. Ne bileyim işte bir şirkette yönetici olup resim mi yapsın? O da olmayacağı için artık profesyonellik de devreye girdiği için. Ki sporda da zaten biliyoruz o hikayeyi bağlayabiliriz belki istersen. O algı da ve bakış açısı da, arkaik bakış açısı da 1980'lerin sonunda kırılıyor bir noktada. Olimpiyatla, sporla sanatın bir araya geldiği olimpiyatların farklı bir anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün baktığımızda muhtemelen çok sayıda spor severe ve sporla profesyonel olarak uğraşan hem sporcuda hem medyadaki insanı sorduğumuzda birbirleriyle bağdaştıramayacağını söyleyebiliriz. 1912-1948 arası dönem bence hani spor tarihi açısından da sanat tarihi açısından çok özel birbiriyle kesişen bir dönem. O zaman veda ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok güzel bir serüvendi seninle bu sohbeti paylaşmak. Umarım izleyenler de keyif almışlardır. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.